Geçmiş olsun koçum. Sağ ol. İyi, iyi, çok iyi gördüm seni. Nasıl? Dışarısı içeriye benzemiyor değil mi? Hadi, hadi gidelim koçum. Bin. Sana her şeyin en kralını ayarladım. Bu alemde bir tek adam tanırım. Diline sıkı, bileğine güçlü. Babaya seni bir anlatmışım, yolunu gözler oldu. Anlayacağın arkan kaya gibi. Ama önce bir dinlen. Boğaza karşı rakıyı açtık mı, bir de zurniye telefonu çaktık mı... Sağ olasın ama başka bir akşam. 6 aydır seni ziyarete gelemedim. Biliyorum, kusura kalma koçum. İşler öyle bir sardı ki. Yoksa bizim raconumuzda... Ha 5 yıllık kader birliği, ha kardeşlik. Sakın seni unutmuşluğumuzdan sanma. Buyur. Sağ ol. Koçum, bundan sonra zehirleneceğin şeyleri iyi seç. Ya yaşatsın, ya öldürsün. Ama sen yaşamalısın. Artık doğruyu bul. Şimdi doğru, para ve güç. Aramıza bekliyoruz. Hadi çek. Ayten'in kızı filmlerde oynuyormuş, duydun mu? Gerçi hiç görmedik ama bakarsın o da şöhret oluverir sonradına. Ya Mehmet Efendi nasıl izin vermiş acaba? Hala inanamıyorum. Aman hayret bir şey ya. İzin vermeyecekler, ne yapacak? Bak, eve geliyor. Video bile almışlar. Oo, geçmiş olsun abi. Geçmiş sağ olasın. Serseri. Anne, bu izin gününde nereden çıkardın şimdi çamaşır yıkamayı? Bari bir sinemaya gitseydik. Kızım, senin sinemaya vereceğin parayla bu evde 2 gün tencere kaynar. Hadi kapıyı aç. (Gülüyor)
Döndün Cemil. Geldim. Canım abicim benim. Canım. Abim benim. Abim. Koca gelinlik kızı olmuşsun sen. Anne. Anne. Ben geldim. Keşke hiç gelmeseydin. Banyoyu hazırladım abi. Pijaman da burada. Ben bu odada yatıyorum. Ama artık annemle yatarım. Sen de odanda. İstersen bunları çıkarayım. Abi bak, kalanlar burada. Annem okul kitaplarını saklamış. Kitaplarının çoğunu almışlardı zaten. İsrail askerleri işgal altındaki topraklar ve Doğu Kudüs'teki operasyonlarını sürdürüyorlar. Batı Şeria'da yapılan bir operasyonla 16 Filistin grubuna üye 37 kişi bombalı saldırı ve gösteri düzenlemek suçlarından tutuklandı. Bazılarının da evleri yıkıldı ya da mühürlendi. Doğu Kudüs'te de açıklanması beklenen bazı... Anneciğim, geldiğinden beri bir tek kelime konuşmadın onunla. Oğlun o senin. Oğlummuş. 6 yıldır neredeydi? 6 yıl! Hangi akla hizmet etti? Ben olmasam kadın başına... Anneciğim, bu anam küçücük bir kızla ne yapar? Ne eder dedi mi? Düşündü mü hiç ha? Yaktı yetmedi. Bizi de yaktı. Olmaz olsun. Lanet olsun. Doğurmaz olsaydım böyle evladım. Doğurmaz olsaydım. Lanet'in evinde sığıntı gibi oturuyor. Kira ödeyecek paramız. Öfkeydim de bugünleri görmedim. Rezil bu. Annemi tanırsın be abi. Sen yokken çok zor günler yaşadım. Ona kızma ne olur. Bir yandan senin acın, bir yandan yaşam kaldı. Biliyorum. Sen de çok kötü günler geçirdin. Ama olanlardan sonra benim de çalışmak zorunda kalmam annemi çok yıprattı. Şimdi bir kuaförde çalışıyorum. Az da olsa eve bir katkım oluyor. Başka da değişen bir şey yok. Sana öyle geliyor. Her şey öyle değişmiş ki. Bazı konuşmaları bile anlamıyorum. Sanki beynim dondurulmuş da... yeniden çözülüyormuş gibi. İstanbul değişmiş. Caddeler. Mahallemiz. Anam bile. Çıktığımdan beri gördüğüm şeyler beni öyle korkuttu ki... keşke çıkmasaydım diye düşündüğüm bile oldu. Korkuyorum Nazan. Yatağını hazırlayayım da yatalım abi. Nazan? Efendim abi. Deniz'i görüyor musun? Onlar taşındı buradan. Çoktandır görmedim. Ben senin yatağını yapayım.
Nazan, hadi kızım, geç kalıyoruz. Tamam anne, geliyorum. Şu parayı başucuna bırak. Şimdi onun parası da yok. Ya evlat, işte böyle. Kimsenin arayıp sorduğu yok. Silah sesinden ürken kuşlar gibi herkes bir taraflara uçup gitti. Selma, Metin, Ahmet, Deniz, Mehmet, sen... Ne günlermiş. Şimdiki gençlerin hepsi kendi havasında. Hep iyi oluyor. Bir akşam köşemde oturmuş demleniyordum. Masama kerli ferli bir adam çöktü. Beni tanımadın mı Agah Baba dedi. Meğer bizim tilki Metin'miş. Metinliği gitmiş, tilkiliği kalmış. Leblebi yer misin? Ya Mehmet? O nerede? Eskilerden bir o var zaten, Agah Baba'yı unutmayan. Biliyorsun bir türlü dikiş tutturamadım. Şimdi de bir kumarhanede çalışıyormuş. Ya işte böyle evladım. Al şekerim işte. Hadi bakalım oradan al. Ne oldu bizim içkiler? Tamam geliyor. Avansı gördün. Yerime geç de. Şansın her şeyde böyle mi görelim bakalım. Memnuniyetle. Kumarda da kaybetmeye razıyım ben. Yalnız bir şartla. Gidene karışmam, gelenin yarısını alırım. İşine gelirse. Mehmet. Hadi oğlum, yine malı götürdün. Mehmet, iki kola. Mehmet, iki kola. Ne var? İki kola dedik ya. Tamam, ne acele ediyorsun? Bak, elinde vale var, kessene. Allah Allah. Allah Allah'mış. Bu serseri yine uçtu. Karı Kürt Hayri'nin dostu be. Tanımıyor mu bu salak? Amcam Erbok'u biliyor ya. Bunu da oymalara geldiğinde öğrenir. Hadi oynayın. Fırat. Sen ha inanmıyorum. Ben ya. Hep orada mı kalacaktım? Leblebi yer misin? Hadi lan sen de. Üçkağıtçı Mehmet derdik sana. Bakıyorum işi büyütmüşsün. Yakında Las Vegas'a bile gidersin sen. Bırak ulan. Zaten gıcık oluyorum bu işe. Ne benimle kafa buluyorsun? Sana da hesaptan iyi anlıyorsun diye mi yılları saydırdılar? Herkese bir şey saydırıyorlarsa... Bize yıllar düştü. Tilki Metin de paracıklarını sayıyormuş. Agah Baba'ya gittim. O anlattı. Sen kimseyi görüyor musun? Kimi göreceğim ki? Hem görsem ne olacak? Herkes bir yol tutturmuş gidiyor işte. Peki şimdi sen ne yapacaksın? Kendime göre bir iş arayacağım. Tabii tabii. Bulursun belki. Ben de denemiştim. Müzik
Bakar mısınız? Buyurun. Buyurun borcum efendim. Borcum ne kadar? 1000 lira efendim. Bir çay 1000 lira mı? Evet efendim. Olmuyor. Olmayacak. Bu nasıl bir işkence? Yüreğimi, beynimi kemiriyor. Anamın, kız kardeşimin yüzüne hepten bakamaz oldum. Onlara çare olacağıma başlarına dert oldum. Saçmalama oğlum. Saçmalamak mı? Saçmalık her yerde. Yok iş tecrübem yokmuş, yok yaşım tutmuyormuş. Ve işin esası, sakıncalı damgamız. Ben asalak olarak yaşamak istemiyorum. İstesen de istemesen de böyle yaşayamazsın sen. Umutsuzluğa kapılma. Hep böyle gidecek değil ya. Bir çaresini bulacağız elbet. Ahmet. Ahmet oğlum. O şimdi büyük iş adamı. Her gün gazetelerin sosyete sayfalarına çıkıyor. Ona bir uğrasana. Zamanında az mı kıyak çıktın ona? Az mı kolladın? Az mı arka çıktın? Ha? Az mı kıyak yaptın? Hadi. Al. Hadi bir çay yap da içelim ha. Hadi. Ya Fırat'cığım, daha dün gibiydi. Şu Allah'ın işine bak. Yıllar ne çabuk geçti. Çalışınca her şey oluyormuş. Gördüğün gibi işler öyle bir hale geldi ki başımı kaşıyacak zamanım yok. İş çok, adam yok. Bir güvenilir adamım yok diye yakınırken seni Allah yolladı. Ya dostum, artık her şey çevreyle, adamınla. Şimdi senin adına bir şirket kurarız. Haytat AŞ filan gibi. Sadece fatura kesersin. Müşteri bulmak benden. Onun KDV'si sana da yeter, bize de. Bir seneye kalmaz, yırtarsın. Bu fırsatı bu zamanda adama babası bile vermez. Ama biz eski dostuz. Olanlar olmayanlara yardım etmeli. Bizim felsefemiz bu. Öyle değil mi? He? Thank you.
Çok mu yorgunsun abi? Kahve yapayım mı sana, ister misin? Sağ ol, istemem. Sen de yorgunsun. Olsun, ben alışayım. Doğru. Açlığa da, yokluğa da, yorgunluğa da her şeye alışıyor insan. Ama bir tek haksızlığa, namussuzluğa alışamıyor. Yüreğimizde umudu tükettiğimiz gün biteriz. Geçmişimizle değil, geleceğimizle yaşamalıyız. Herkes gibi benim de bir işim var artık. Her şey düzelecek ufaklık. İnan bana. İnanıyorum abi. Gel benimle, de. Gel benimle. Nereye sakladın? Neyi? Bürodan çaldığın para çantasını. Ben bir şey çalmadım, ben hırsız falan değilim. Hı. Oynama şimdi. Sabah büroya mal bırakmışsın. Çanta ondan sonra kayboldu. Kabahat sende değil, senin gibi geçmişi boklu herife bu işleri verende. Hadi yürü bakalım. Ne bakıyorsun? Şubede anlatırsın derdini. Yok canım oğlum. Ben anlarım. Müdür bey, müdür bey. Büyük bir yanlışlık oldu efendim. Ne oldu? Patron telefon etti. Para çantası arabasındaymış efendim. Lan adam günahını. Kusura bakma. Ne yapayım? Sabıkan olması. Bir hatadır oldu işte. Hata ha. O hata bende. Demek öyle. Aramıza hoş geldin koçum. Hoş bulduk. Tam zamanında geldin. Gel biraz yürüyelim. Bak şimdi. Çok önemli bir iş var. Ancak sen kıvırabilirsin. Cuma günü bir grup bizim için iki paket getirecek sana. Gidip onları alacaksın, tamam mı koçum? Yanına birilerini al, tedbirli ol. Onlara da bir koltuk çıkarız. Temiz ve basit iş. Göreyim seni. Artık tek dostum bu. Silah ve para sende kalsın. Biz 10 dakikaya kadar çıkmazsak gelirsin. Hazır mı? Acelenle, buyur içeri. Hoş geldin, buyur.
Hazır mı? Telaşlanma. Bu işler öyle aceleye gelmez. Serin ve soğukkanlı olmak lazım. Daha acemi olduğun her halinden belli. Bizi iyi tanı. Bundan sonra çok işin düşecek bize. Şu işi çabuk halledelim. Peki para nerede? Göster bakalım. Para kolay, malı göster. Mal da kolay. Önce parayı çık sen. Mal yoksa para da yok. Ya öyle mi? Yapma, bırak! Bırak onu! Bırak onu! Bırak, deli misin sen? Bırak! Bırak o yapma! Hayır! Bırak o! Hayır! Deli misin sen? Bırak onu! Yapma! 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 Deli misin sen? Bırak onu arkadaşımı, bırak! Bırak diyorum ya ama! Bırak! Bırak! Söyle, paralar nerede? Bırak! Sıra sende. Söyle, paralar nerede? Durun! Dur! Evet, iyi misin? İyiyim. Çabuk arabaya koş. Tamam. Dur! Dur! Dur diyorum sana katil! Biz katil, ben çantayım. Cehenneme yolu bu! Abla! Abla! Kalleş bu herifler, batırdılar işi. Evet, malı aldım. Çok iyi. Buraya git. Babaya malı kendim götüreceğim. Sen değil, ben. Buradan buyurun beyler.
bastığın yere dikkat et. Yuvarlanırsan karışmam. İşte size bahsettiğim arkadaş Fırat. Hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk. Bu da arkadaşım Mehmet. İş anında beraberdik. Biliyorum. Biz seni çok beklemiştik. Ama bir geldin, pir geldin. Aferin delikanlı. Bu işte en önemli şey sadakattir. Bunu gösterdin. Bu işteki başarın unutulmayacak. Bu işin bedelini ağır ödedik. Arkadaşın için üzüldüm. Ama ne yaparsın ki, bizim işin böyle pis yanları da var. Neyse, bu konuyu burada kapatalım. Benim senin gibi yürekli böyle iş bitirici birine ihtiyacım var. Bazı şeylerden bahsetmesek iyi olur. Hep kazançları değil, bazen kayıpları da kutlamak gerekir. Sevdim seni delikanlı. Ancak gidene değil, gelene bakmayı öğrenen insan hayatta başarılı olur. Seninle daha çok işler yapacağız. Remzi, şu bizim diskotek gülünü çağır da karnımızı doyuralım. Bu akşam ne yapıyorsun? Yemekte beraber olalım. Acıkmışsınızdır. Bizim diskotek gülü de gelsin. Kızcağıza böyle dediğime bakma. Akıllı, okumuş filan bir kızdır ha. Biraz dans mans ayaklarında işte. Tatlı bir bela. Desene de siz belanın her türlüsünü seviyorsunuz. Bu işler böyle Fırat kardeş. Bir viski içelim bakalım. Ha? Gel bakalım. Gel diskotek gülü gel. Tanıştırayım. Melike Hanım. Bu da Fırat. Melike mi? Evet, Melike. Merhaba. Hadi bakalım. Araba hazır efendim. Çantayı al oğlum. Nereye gidiyoruz? Her zamanki yerimizi hazırlattım. Ah, yine mi? Biri seni öldürmek istese fazla aramaz. Beni niye öldürmek istesinler ki? He? Herkes beni çok seviyor, öyle değil mi? Buraları hiç değişmemiş. Sanki onca yıl hiç geçmemiş.
Doğa olduğu gibi kalıyor. Ağaçlar, gökyüzü ve kuşlar. Değişen insanlar. Her güzelliği kirleten, yok eden, bencil insanlar. Biz de onlardan birileriyiz. Değişen, kirleten, yok eden, bencil. Hiçbir şey böyle olmamalıydı. Ama oldu. Ben mecburdum. Her şey bana karşıydı. Bir çıkış bulmak zorundaydım. Ya sen? Sevgi dolu. Hayata bağlı. Ve bağımlılıklardan nefret eden deniz. O denizin adı bile kalmamış! Gel gör bak evimi. O köhne ahşap eve benziyor mu? Beni suçlama. Denizi haksızlıklar, ezilmişlik, çaresizlik öldürdüyse Melike'yi ben yarattım ve utanmıyorum. Bundan üniversiteli Deniz'i öldürüp dansöz Melike'ye alkış tutanlar utansın. Ya bencillik yok, her şey gelecek için diyen, umutlarımız yarınlarımızdır diyen idealist Fırat. Senin adından başka neyin kalmış ha? Kendi hayatlarımızı kurmaya çalışacağımıza, kurulmuş düzenleri değiştirmeye kalkmak. Bak, dışarıda yaşam sürüyor. Ya sen, ben, bunun suçlusu kim? Kim verecek bu hesabı? Kim? Hoş geldin. Remzi nerede? Remzi'yi unut. Alişi benim, tamam mı? Hırslı adamları severim. Dostum, her zaman büyük iş, büyük para demektir. Sen kendine bir içki al, ben üzerimi değiştireyim, geleyim. Ne oldu? Taşımacılığa mı başladın artık? Merhaba anne, nasılsın? Abici! Hoş geldin. Seni bir daha hiç göremeyeceğimi sanmıştım. Ben de, sizi çok özlemişim. Gel. Ne kadar uzun zaman oldu görmeyeli. Al, bu senin. Harika bir şey. Çok pahalı olmalı. Sağ ol abi. Size adam gibi gelmek istediğim için aylardır görünmedim. Artık annem fabrikalarda, kız kardeşim kuaför salonlarında ömür tüketmeyecek.
Anacığım, artık oğlun yüzünden acı çekmeyeceksin. Rahat edeceksin. Al. Bak. 1 milyon. İstediğin gibi harca. Ver şunları. Sen nereden buldun bu paraları? Kimlerin kadına girdin? Kimleri soydun? Ne yaptın? Söylesene ha! İşler değişti be anne. Bileğimin gücüyle kazandım o paraları. Bileğimin gücüyle. Tüm emeklerimi hapishane kapılarında harcadın. Gazetelere bakmaktan hasta oldum. Hangi gazete yazacak öldüğünü diye. Seni elin kötüsü olasın diye mi okudum? Sen karışma! Benim böyle oğlum olamaz. 100 karası, 5 para etmez baş belası. Olmaz olasıca. Seni zalim kurşunlar parçalasın diye mi doğurdum ha? Hep öldürüleceğin günümü düşünerek yaşayacağım. Yine kayboldun, ne halt ettiğin belli işte. Gelmişsin ortalığa para saçıyorsun. Para saçarak saygı gösterdiğini, iyi evlat olduğunu mu sanıyorsun? Biz namus için yaşıyoruz, para için değil. Kızımı da öyle yetiştirdim. Onu da mahvedemezsin, uzak dur bizden. Yeter! Ana, oğlunu hatırlamaz gibi konuşuyorsun. Biz de onsuz, gömleksiz, acılar içinde, babasız. Sen fabrikalarda, ben okuldan kaçıp ekmek parası kazanmaya çalışmadık mı? Babam hastane kapılarında öldü. Biz onun bulunuşağı olmamak için ölümleri göze almadık mı ana? Almadık mı be ana? Ben ölüme meraklı mıyım? Yaşamak istemiyor muyum? Ölümü göze aldın da ne oldu? Herkes nefret ediyor senden. Arkadaşların bile sevmiyor seni. Ben bile. Seni ellere bırakmayacağım. Ben parçalayacağım. Seni kendi ellerimle öldüreceğim. Paralarını al da git bu evden. Neden? Defol! Neden be? Abi! Abi! Gitme! Bırakmam seni. Bırakmıyor! Abi! Abi! Abi dur! Gelmesen de sen benim abinsin, bunu unutma. Bunu biliyorum. Sen üzülme. Al. Alamam. Al diyorum. Al, anneme göstermezsin. Kendin için harca. Gez, giyin, eğlen. Ben annemle gene konuşurum abi. Seni ararım. Tamam mı? Güle güle. Gidelim. Ya bana bak. Kız kardeşin amma büyümüş. Çok da güzelleşmiş. Kendine gel. Ondan uzak kal yoksa kötü yaparım. Tamam tamam. Tamam. İyi günler. İyi günler. Sizi almaya geldik. Üzeyir Bey'in işi var. Bizi daha sonra kulüpten bulacak. Buyurun. Hay Allah. Thank you.
Beyler. Beyler. Bazı rahatsızlıklar var. Öncelikle kanunsuz hiçbir iş yapılmamalı. Roma'da kurulan şirkete Hikmet Ağa'nın fabrikasından çıkış yapılacak. Adamımız tüm evrakları hazırladı. Vergi iadesi alındıktan sonra İsviçre'de bekleyen büyük parti malı sokacağız. Bizden aldığı avantalarla herif köşe oldu. Buna bir çare bulmak lazım. Bu herifin üstünde Ankara'dan birini ayarlasanız. O işi Hacı'ya danışmak lazım. Hacı bu ay Amerika'da okuyan çocuklarını görmeye gidecek. Tersane işini de haldeki sorunlarımızı çözümleyen Fırat halledecek. Menderes kardeş, genç, delikanlı adamsın. Eğlenmek ovardalık yaşındır. Ama gazetelerde şöhretli hatunları aldığın katlar yatlar çıkmaya devam ederse başın derde girer. Sonra sana sorulacak hesabın ucu bize de dokunur. Üzeyir kardeş, doğru söylersin. Yapılacak her hatanın ucu hepimize dokunur. Onun için çevremizdeki adamlara da dikkat etmemiz gerekir. Şu dansöz epey işimize yaradı. Ama içiciliğini Sağır Sultan duymuş. Bir kulağını büksen derim. Hoş geldiniz Hacı Baba. Hoş bulduk. Hoş gelmişsiniz. Öpeyim efendim. Buyurun. Buyurun. Remzi kardeş, kısmetse hayırlı yolculuğumuzda sen de bizimleymişsin. İzninizle efendim. Allah'ın izniyle evladım. Gönül birliği her şeyin başıdır evlat. Her şeye gönül gözüyle bakmasını bilmek lazım. Üzeyir Bey, geçen ayki işinin sesini dağıtmadığını söyledi ağam. Uygun görürsen yol öncesi o hesabı kapatsak der. Üzeyir kardeşle hesabımız tamamdır. Sana gelince hayırlısıyla bir gidelim dönelim. Gidenden de, gelenden de payını alırsın. Bizde kimsenin hakkı kalmaz. Geçen yolculukta Üzeyir kardeşten hiç yardım almadık. Haklısın ağam. Kıymetli vaktinizi aldık ağam. Müsaaden olursa biz kalkalım ağam. Müsaade senindir. Yolun açık olsun. Öpeyim ağam. Evlat kalsın. Metin'i duymuşumdur. Birbirimizi tanıyalım, konuşalım biraz.
Aramıza nifak sokanları Allah cezasız bırakmaz. Muhbirler, gönül gözü kör olanlar yolunu şaşırır. Şaşırmışların ıslahını Allah'a havale etmek lazımdır. Eyvallah. Güle güle. Evlat, yabancılarla yapılacak işte mektep medrese görmüş senin gibi biri gerek. Yolculuğumuza sen de katıl. Diğerlerini aradan çıkar. Siz büyüğümüzsünüz. Saygımız vardır. Muhbirleri, dönekleri, satılık adamları ben de sevmem. İşe gelince, Üzeyir Bey'in verdiği ihale işiyle uğraşırken yollayacağınız malı almayı üstlenirim. Üzeyir Bey'in hissesine karışmam. Kendim %15 alırım. Eğer bir terslik olursa hesabını benimle görürsün. Uygundur. Müsaadenle ağam. Dur oğlum, ne yapıyorsun? İndir. Benim işte, görmüyor musun? Nereden bileyim senin olduğunu? Olur, bir daha telgraf çekerim. Evde misafir var. Misafir mi? Melike. Öyle mi? Çok berbat bir halde. Üzeyir fena benzetmiş kızı. Yatıyor evde. Yürü gidelim. Bir an önce ne yapacaksak yapalım. Yalnız başımızı belaya sokmayalım. Bela mı? Bela, işimiz oldu zaten. Hay Allah. Kes şunu! Başın sağ olsun. Başınız sağ olsun. Başın sağ olsun. Remzi kardeş iyi biriydi. Sizler sağ olun.
İşler karışık. Amerika seyahat ileri bir tarihe atıldı. İsviçre'den gelen parti Bulgar kapısında takıldı. Hükümetin adamları her ihracat işini didikliyor. Ağ bozuluyor, beceriksizliğimize veriyor. Ağ, içimizden becerikli arkadaşları bulup çıkarmasını çok iyi biliyor. Hacı'nın seferinin parsasını Fırat kardeş götürecekmiş derler. Kim dermiş bunu? Kim demişse yanlış demiş. Seninle bir türlü görüşemedik. Ağa'ya bir söz verdim, hissemi alacağım. Seni atlattığımı sanma. Arkadaşlar, biz kalkalım. Üzeyir kardeş, içerideki sorunlarını halledince bizi arar. Görüşemedik ama ağa seninle görüşmüştür diye düşündüm. Ya da sen Remzi'yi merak eder ağayı ararsın sandım. Arkadaşım, çok düşünmek adamın başına iş açar. Düşüneceğine danışsan daha iyi edersin. Seni severim. Ama bizim işte sadakati sever bilirsin. Sana hiç ihanet etmedim. İşler böyle geldi. Biliyorum. Bizim kız da sana geldi. 3 gündür ne senden ne de bizim diskotek gününden bir haber çıkmadı. Nedeni ne ola dersin? İş ağanın isteği. Ama benim de sizden ilk kez bir ricam olacak. Melike'yi eski tanırım. Sorumluluğu bana ait. Onu rahat bırakmanı istiyorum. Sen rahatına bak delikanlı. Bir müddet burada yaşayacaksın. Neden geldik buraya? Kimin burası? Güvenilir bir dostum. Sessiz ve sakin bir yerdir. Buzdolabı dolu. Giyecek bir şeyler de getiririm. Bir isteğin olursa Mehmet'le yollarım. Beni bırakma. Ne olur yanında kalayım. Beni bırakma. Ne olur yanında kalayım. Lütfen. Lütfen gitme. Ne olur. Ne olur. Biraz beklemelisin. Ortalık yatışsın. Senin hiçbir şey üzülmeni istemiyorum. Melike'yi burada bırakıp seninle denizi yeniden yaşayacağız. Gel güzelim. Prensesim benim. Ne oruç bu çocuğu? Benim kız kardeşim tuvaletlerde. Fahişe gibi ha. Fahişe konuşan. Dur lan. Öldürürüm onu. Hadi sen öldürürüm onu. Götür onu beni. Tamam. Görmesin. Tamam. Gözüm görmesin. Ben çocuk değilim. Abin için ne kadar önemli olduğunu bilmiyor musun? Onun hayatında geçmişten temiz kalan tek şey sensin. Ne işin vardı o serseriyle? Niçin serseri olsun? Çok hoş, kibar bir çocuktu. Tuvalette seni sıkıştırmaya kalkmasın mı kibarlık? Başımızı belaya sokacak. Abim de beni hala çocuk görmekten vazgeçsin. Bazı şeyler benim de hakkım. İtle kopukla gezip hem kendi başını hem bizim başımızı belaya sokmak hakkın değil. Öyleyse beni sen gezdir. Başınızda derde girmemiş olur. Bir süre abine görünmesen iyi olur. Zaten gördüğümüz mü var ki? İyi geceler.
Görüşürüz. İyi sabahlar Fırat Bey. Arabanızı getireyim. Kalsın, kalsın. Biraz yürüyeceğim. Alo. Mehmet. Alo Mehmet. Oğlum uyan, ben Fırat. Fırat sen misin? Ne var ne oldu, uyuyordum. Çabuk kalk. Toparlan, ben İhsan'dayım. Hemen buraya gel. Ne oluyor ya, söylesene. Evden hemen çık. Yanında biri varsa onu da çıkar. Soru sormayı bırak. Çıkarken dikkatli ol. Tamam, hemen geliyorum. Ne oldu? Yok bir şey. Günaydın. Hayrola? Dışarıda kimse yok mu? Hasan vardı. Ahmet'le muhabbet ediyorlar. Buyurun beyler, oturun. Bir şeyler yiyin. Sağ ol. Ben kahvaltıyı demir leblebilerle yaptım. Geçmiş olsun. Kimler yaptı dersin? Elbet cezasız bırakmayız. Tabii. Hiçbir kalleşlik cezasız kalmaz. Hele içimizden olursa. İçimizden mi? Olur mu öyle şey? Bize birbirimizden zarar gelmez. Seni sevdiğimi bilirsin. Bilmez olur muyum hiç? Ben de seni severim. Siz rahatınıza bakın. Ben sağa sola haber vereyim. Şu hainleri buldurayım. Zahmet etme. Hain belli. Hata yapıyorsun. Sanmıyorum. Yapma. Ben yapmayacağım zaten. Leblebi yer misin? Burayı tercih ederim. Thank you.
Yarın aynı yere getir. Parayı hiç düşünme. Canım fazlasıyla alacaksın. Yeter ki sen ağzını sıkı tut. Beni krize sokma. Beni kandırdığını sanıyorsun değil mi? Krize girmedin. Çünkü zaten müptela değildin. Yakında içkiyi de bırakacaksın değil mi? He? Bana yalan söyledin. Sen bir yalancısın. Ben yalancı değilim. Kimseyi de kandırmak niyetinde değilim. Gerçeklerden kaçan sensin. Dokunduğun her yerde pembe dünyalar yaratacağını sanıyorsun. Yaşananlar istesen de istemesen de izlerini bırakıyor. Ben her izi silmedim. Doktorla görüştüm. Bir kişi devamlı yanında kaldı. Emredersiniz efendim. Dostlarımız aramızda kopukluk olduğundan yakınır. Bizlere danışmadan işler yapıyorsun. İhalede aldığımız otel arazisindeki gecekondu yıkımında sen durdurmuşsun. Bunlar hepimize zarar getirmekte. Büyüdün, çok büyüdün ama dikkatli ol. İhaleyi alırken arazide gecekondu olduğunu benden başka herkes biliyormuş. Çoluk çocuğu sokağa atmak bana gelmez. Seçimlerde yanlış adam desteklemişsin. Bu ağanın hiç hoşuna gitmedi. Ben bildiğimi yaparım. Güle güle. Konuşacak başka bir şey yok. Elçiye zeval olmazmış. Benden söylemesi. İyi günler beyler. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ben ne yaptığımı biliyorum. Herkes kendi işine baksın. Günlerdir ortada yoksun. Hangi karının koynundaysan çık da işine bak. Yanımda olunca neyi soruyorsun ki? Bir kere olsun Memo şunu nasıl yapalım, bunu böyle yapalım mı dedin mi? Sordun mu ha? Sen nesin be? Kimsin ha? Sen kendini ne sanıyorsun be? Sen nasıl olsun isterdin? Bu düzeni ben kurdum. Her şey benim gücümle gerçekleşti. İşine gelen kalır, gelmeyen de... Haftalardır uğramıyoruz. Her gün geleceksin diye bekliyorum. Artık çıkabileceğini söylüyorlar. Beni buradan almak için daha ne bekliyorsun? Ben de çok yalnızım. Senin yanımda olmanı ben de çok istiyorum. Uzun süredir Mehmet de yok. Güvenebileceğim hiç kimse kalmadı. Sıkıldım. Yoruldum artık. Az kaldı. Seni alıp götüreceğim buralardan. Yaşayamadığımız, hiç yaşayamadığımız umutların ötesine. Alo. Buyur, söyle ana. Naz Hanım'ı mahvettin. Paranla kızımın başını yaktın. Ölürsem sebebi sensin. Nazan günlerdir ortada yok. Seninle sanıyordum. Levent de bir evde kapanmış, kapama olmuş. Kızımı bul. Evladımı getir bana. Hmm.
Ver abi, ben üstüme alırım. Yanıma yaklaşan her erkeği uzaklaştırdım benden. Bütün erkekleri kıskandım. Şimdi sana aitim artık. İstediğin bendim değil mi? Hadi al. Hadi. Al hadi. Al. Al hadi. Al. Al. Hadi. 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 Yeter. Hadi. Yeter. Hata yaptım. Hata yaptım. Ne olur affet. Ne olur affet beni. Bana bir şans daha ver. Ne olur affet beni. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Ne olursun bana bir şans daha ver. Ne olur bir şans daha ver. Affet beni. Ne olur. Yardım et bana. Sen hemen hastaneye git, Melike Hanım'a söyle hazırlansın. İlk uçakla gidiyoruz. Bastın abi. Sağ olun. Allah sabır versin. Sağ olun. Başın sağ olsun. Sizler abi. Sağ olun. Selahattin. Nazan Hanım'ı alıp hemen eve götürün. Başın abi. Neyi umut ettik? Neler yaşadık? Affet beni abi. Affet beni. Başın sağ olsun ağa. Sizler sağ olun.
Mezar sulansın sevaptır. Bizler faniyiz. Bugün yaşıyoruz, yarınımız meçhul. Sen çok büyüdün evlat, çok. Allah seni korusun. Hadi bana müsaade. Öpeyim ağam. Estağfurullah. Sen artık ağasın. Şunu al, zahmet oldu.